Zayıf bir asit olan asetik asit ve kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksit tepkimesini değerlendirelim. Elimizde asetik asidin 2,0 molarlık su çözeltisinden 100 mililitre, sodyum hidroksitin 1,0 molarlık su çözeltisinden de 100 mililitre olduğunu ve bunları karıştırdığımızı düşünelim. Bu karışımın 25 santigrat derecedeki pH değerini bulacağız. Zayıf asit kuvvetli bazla bir araya geldiğinde nötrleşme tepkimesi gerçekleşir. Bu sebeple kuvvetli baz ve zayıf asidin mol sayılarının ne olduğunu bularak başlamamız gerekiyor. Zayıf asitle başlayalım. Bunun için molarite denklemini kullanacağız. Molaritenin mol sayısı bölü litre cinsinden hacme eşit olduğunu biliyoruz. Zayıf asidin konsantrasyonu 2,0 molardı. Hacim ise 100 mililitre yani 0,100 litre. Bunları yerine koyup x'in yani asedik asidin mol sayısının neye eşit olduğunu bulursak 0,20 mol elde ederiz. Kuvvetli bazın konsantrasyonu 1,0 molar. hacimde 100 mililitre yani 0,100 litre. Buradan da NaOH'ın mol sayısının 0,10 olduğunu buluruz. NaOH kuvvetli bir baz olduğu için çözeltide tamamen yani %100 oranında ayrışır. Bu da elimizdeki NaOH'ın mol sayısı 0,10 ise 0,10 mol hidroksit iyonu yani OH- elde edeceğimiz anlamına gelir. Çözelti içinde hidroksit iyonları asidik asitle tepkimeye girerler. Bunun için şimdi de zayıf asit kuvvetli baz tepkimesinin net iyonik denklemini değerlendirmemiz lazım net iyonik denklemde asetik asit hidroksit anyonuyla tepkimeye girer ve sonuç olarak asetat anyonu ve su elde edilir. Nötrleşme tepkimesi tamamlanacağı için denge oku yerine sağ yönü gösteren ok kullanırız. Bu durumda sondaki D'nin denge durumunu temsil ettiği IDD tablosu yerine IDS tablosu kullanırız. IDS tablosundaki I, ilk ya da başlangıçtaki mol sayısını, D mol sayısındaki değişimi, S ise son mol sayısını temsil eder. Asetik asidin ilk mol sayısının 0,20, hidroksit anyonlarınkini ise 0,10 olarak hesaplamıştık. Tepkimenin henüz başlamadığını varsayacak olursak, asetatın ilk mol sayısının 0 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de dengelenmiş net iyonik denklemdeki katsayıları ele alalım. Hidroksit anyonlarının asetik aside mol oranı 1'e 1 olduğundan hidroksit anyonlarından 0,10 mol olması bu anyonların 0,10 mol asetik asitte tepkimeye gireceği anlamına gelir. Bu sebeple değişimi gösteren satıra hem hidroksit anyonları hem de asetik asit için eksi 0,10 mol yazabiliriz asetat anyonunun dengelenmiş net iyonik tepkimedeki kat sayısı 1. O halde tepkimeye giren maddelerden 0,10 mol harcandığında ürün olarak da 0,10 mol asetat anyonu elde etmemiz gerekir. Tepkimeye 0,20 mol ile başladık. 0,10 mol harcandı. Bu durumda geriye 0,10 mol asetik asit kalmış olur. Hidroksit iyonlarının ilk mol sayısı 0,10'du. 0,10 mol kullandık. Bu durumda tepkime tamamlandığında geriye 0 mol hidroksit iyonu kalır. Asetat anyonunun ilk mol sayısı 0'dı. 0,10 mol ürün elde ettik. Bu durumda 0,10 mol asetat anyonu elde etmiş oluruz. Bu senaryoda elimizdeki zayıf asit miktarı kuvvetli bazdan daha fazla bu sebeple tepkime tamamlandığında elimizde hala bu asitten olacağı için gelin çözeltideki asetik asidin konsantrasyonunu hesaplayalım asetik asidin son mol sayısı 0,10 moldü bunu molarite denklemine yazıyorum zayıf asit çözeltisinin 100 mililitresi ile kuvvetli bazın 100 mililitresini karıştırdığımız için elde ettiğimiz karışım çözeltisinin hacmi 200 mililitre yani 0,200 litredir. 0,10 bölü 0,200'den asetik asidin konsantrasyonunun 0,50 molar olduğunu buluruz. Asetat anyonundan da 0,10 mol var. Çözeltinin hacmi yine 0,200 litre olduğuna göre asetat anyonunun konsantasyonunu da yine aynı hesaplama sonucu 0,50 molar olarak buluruz. Sonuç olarak elde ettiğimiz çözeltinin pH değerini hesaplayacaktık. pH'e hesaplamak için asetik asidin ve asetat anyonlarının konsantasyonlarına ihtiyacımız var. Çözeltide bir miktar asetik asit kaldığını biliyoruz asetik asit suyla tepkimeye girerek hidronyum yani H3O artı ve asetat anyonunu yani CH3COO eksiği oluşturacak. Bu tepkimeyi bir zayıf asit denge problemi olarak değerlendirebiliriz. Denge tepkimesi olduğu için denge okunu ve IDD tablosunu kullanacağız. IDD tablosundaki I ilk konsantrasyonu, D konsantasyondaki değişimi ve sondaki D'de denge konsantrasyonunu verir. Asetik asidin ilk konsantrasyonunun 0,50 molar olduğunu bulduk. Asetik asidin henüz iyonlaşmadığını varsayarsak hidronyum iyonlarının ve asetat anyonlarının ilk konsantrasyonlarının 0 olduğunu kabul edebiliriz. Buna ek olarak çözeltide konsantrasyonu 0,50 molar olan asetat anyonları olduğunu da biliyoruz. Bu yüzden de tabloda asetat anyonunun altına 0,50 yazacağım. Şimdi asetik asidin bir kısmı iyonlaşacak. Ancak bunun tam olarak ne kadar olduğunu bilmediğimiz için şimdilik x diyelim. Buna bağlı olarak değişim satırına eksi x yazıyorum. Asetik asidin hidronyum iyonlarına mol oranı 1'e 1 olduğundan asetik asidin altına eksi x yazdıysak, hidronyum iyonlarının altına da artı x yazmamız gerekir. Asetat anyonunun kat sayısı 1 olduğuna göre onun da altına artı x yazacağız. Bu durumda asetik asidin denge konsantrasyonu 0,50 eksi x olacak. Hidronyum iyonlarının denge konsantrasyonu 0 artı x ya da sadece x. Son olarak asetat anyonu içinde 0 artı 0,50 artı x ya da sadece 0,50 artı x yazacağız. Asetat anyonunun iki kaynaktan geldiğine dikkatinizi çekmek istiyorum. 0,50 molar zayıf asit kuvvetli baz nötrleşme tepkimesinden geliyor. Diğer kısmı ise asetik asidin iyonlaşmasından geliyor ve onu da x olarak adlandırdık. 0,50 artı x bu ortak iyonun iki kaynağı olduğunu gösteriyor. O halde bunu bir ortak iyon etkisi sorusu olarak değerlendirmemiz mümkün. Şimdi de asetik asit için Ka denklemini kuralım. Bunu da dengelenmiş tepkimeyi kullanarak yazacağız asetik asidin 25 santigrat derecedeki ka değeri hidronyum iyonlarının konsantrasyonu üssü 1 çarpı asetat anyonlarının konsantrasyonu üssü 1 bölü asetik asidin konsantrasyonu üssü 1'e eşittir suyu denge sabiti denklemine dahil etmediğimizi de bir kere daha hatırlatayım şimdi tablodaki denge konsantrasyonlarını kullanalım hidronyum iyonu için x asetat anyonu için 0,50 artı x ve asetik asit için de 0,50 eksi x'i kullanacağız. Asetik asidin 25 santigrat derecedeki Ka değeri ve diğer konsantrasyonları da yerlerine yerleştirdiğimizde artı x'i bulmak için hazırız. İşlemin matematiksel olarak daha kolay olması için bir kestirim ya da varsayımda bulunacağız. Asedik asidin göreceli olarak düşük olan Ka değeri, asedik asidin çok da iyonlaşmaması anlamına gelir. Bu da x'in çok küçük bir değer olması demektir. x 0,50'ye göre küçük bir sayıysa, biz de 0,50 artı x'in yaklaşık olarak 0,50'ye eşit olduğunu varsayabiliriz. Aynı durum 0,50 eksi x için de geçerli. x 0,50'nin yanında çok küçük bir sayıysa 0,50x'in değeri de 0,50'ye çok yakın olur. Bu varsayımlar sonucu 0,50'ler birbirini götürür. x'in 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5 olduğunu buluruz. Taboda hidronyum iyonlarının denge konsantrasyonu için x'i kullanmıştık. O halde hidronyum iyonlarının denge konsantrasyonunun 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar olduğunu söyleyebiliriz. Çözeltinin pH değerini bulmak için pH eşittir, hidronyum iyonlarının konsantrasyonunun negatif logaritması eşitliğinden faydalanacağız. Konsantrasyon değerini yerine koyduğumuzda pH'ın 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5'in negatif logaritmasına eşit olduğunu görürüz. Hesaplamayı yapınca da pH'ı 4,74 olarak buluruz. Zayıf bir asitle kuvvetli bir bazın tepkimesinde elimizde zayıf asit miktarı kuvvetli bazdan çok olduğunda sonuç olarak elde ettiğimiz çözeltinin pH'ı 7'den küçük yani çözelti asidik oluyormuş.